Merhaba sevgili organik takipçilerim. Umarım iyisiniz. Ben gayet iyiyim, bomba gibiyim. Evde oturmaya devam ediyoruz. 14 kurala uyuyoruz. Ama boş durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kere muhakkak spor yapıyoruz. Bütün gün spor yaparak geçmiyor tabii. Evde otura otura artık acaba ne yapsak, daha organik ne kadar takılabiliriz diye düşünürken aklımıza yoğurt yapmak, peynir yapmak geldi. Hadi dedik ufacık bir peynir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Evdeki yardımcılarımız sevgili Maya ve Lana ile beraber peynir denemeleri bir. Bu peynir, şimdi bak göreceksiniz böyle kesiliyor. Sonra da yoğurda gireceğiz. Maya gel bakalım sen şimdi ne yapacaksın? Göster bize bunu. Şimdi bunu marlaya. Süzeceğiz. Evet. Tülbent gibi bir şeyin içine süzülüyor. Bunlar deneme. Sonra eğer güzel olursa daha fazlasını yapacağız. Evet, açıyoruz bakalım ne çıkacak içinden inşallah. Peynirimizi. Oo, vallahi bir şey çıktı. Aman! Bir küçücük. Evet, bu bir deneme. Deneme bu. Şimdi ucundan biraz kes ver bakayım. Bu kadar çabuk oluyor mu ya? Bunu bekletmek falan gerekmiyor mu acaba? Hayır. Peynirini gerek var. Biraz sütü çok olsa şey olur da. Ne? Bakayım. Vallahi güzel. Güzel. Afiyet olsun. Evet, bravo bayanlar, bravo. bu arada şöyle bir şey var tabii. Sanmayın ki sokaklarda dolaşıyorum. Bütün bu çekimler koronavirüs öncesi aslında. Şimdi doktoruma gidiyoruz. Kulak, boğaz, burun doktorum. Sevgili Profesör Doktor İsmail Koçak. Niye gidiyorum? Çok uzun zamandan beri bir sıkıntı var. Burnumda ve genizimde geniz akıntısı var. Bir koku. Ay sanırsınız fare ölmüş yani genizimde, o kadar diyeyim size. Ve sonuç doktorda. Nasılsınız? Sağ olun. Akıntımız durdu fakat var, hissediyorum. Onlara da şekerimi getirdim. Bakalım durumunu veririm orada. Buradaki sinüs boş, böyle olması gerekiyor. Burası dolu. Dolu. O benim ne tarafım o? Burası sağ taraf. Sağ. Ve sol yanak sinüs. Tam yanağım var. Dolu olan sağ mı gözüküyor? Evet. Allah Allah abi, hep akan bu taraf demek ki. Bu taraf akmıyor. Bu tarafın da sinüsün ağzı da akıyor. Şimdi buradan havayı takip ediyoruz. Böyle hava. Şuradan geliyor ve burası var. Yani burası dar. Olduğu için çıkamıyor. O yüzden içerideki biriken salgı çıkamıyor. Ancak ara ara düşüyor ve akıntı yapıyor. Bundan salgının görüntüsü. Buraya baktığım zaman sağ taraf tamamen tıkalı. Tıkalı olduğu için de bu taraf bir türlü hani kendini boşaltamış. Artık içeride bir iltihap ve iltihap sürekli rahatsız. Yenileniyor. Bu kronik sinüs. Peki ben bu kadar ilaç aldım, hiç işe yaramadı. Biraz toplamış herhalde. Yani sinüsün ağzı kapalıysa belli bir yere kadar yarar işi. O zaman hadi bakalım tekrar içeriye. Hadi bakalım. Ona göre bir... İçeriden de çok acayip sesler. Şu anda izlediklerinizi ilk defa görenler olabilir. İlk gördüğümüz aslında kulaklarım. Hem sağ kulağım hem sol kulağım. Kulağımdan içeriye böyle çok incecik bir aletle girilip ucunda kamera var. Orada görüyoruz işte kulak zarına kadar girdik her iki kulağıma da. Bir sonra gördüklerimiz de burun deliklerim. Burun deliklerimden giriyoruz ve burun deliklerimde işte sinüs, sağ tarafımdaki sinüs ağzının kapalı olduğunu. Zaten bütün hikaye burada başlıyor. Sinüslerim tıkalı olduğu için zaten ileriki zamanlarda da bunun ameliyatını olacağım.
Aman, bu kadar kulak burun görüntüsü yeter artık, iç organ görüntüsü. Bence biraz gözümüz ve ruhumuzu dinlendirelim. Bir boğaz gezintisine çıkalım, ne dersiniz? Hazırlayın şöyle rakınızı, peynirinizi. Öyle keyifli bir boğaz turu atalım. İşte boğaz görüntülerimiz. Göstereceğim zannettiniz. Tabii ki kendi boğazımdan bahsediyorum yani. Ses tellerimin görüntüsü. Evet. Yandık içimiz var. Evet. Kötü bir şey. Açıkçası korkuyordum ben de çıkacağım. Of. Koku beni çok korkuttu çünkü. Koku fikir. Tamam. Bunları verdim. O kadar denedim hikayemiz. Ama başka bir şeyimiz yok zaten. Okey, tamam. Tamam, sevgili doktorum. Görüşürüz. Gerçekten çok uzun zamandan beri devam ettiğim ve çok memnun kaldığım bir tedavide sıra. En iyi klinikte alıyorum bu tedaviyi. Ozon tedavisi. Yani kanınızı alıyorlar, ozonla karıştırıyorlar ve tekrar kanınıza geriye veriyorlar. İmmün sistem için çok çok önemli, maksimum seviyeye çıkarıyor. Bu arada ne kadar öngörülüymüşüm ki bütün bu Covid-19 virüsünden önce ben bunu almışım. Bence cidden faydası var. Ben çok inanıyorum bunun faydasını gördüğüme. Bakın nasıl yapılıyor. Ozonu yapsaydım. Yani ben zaten ne zaman olur ozona gelmek istiyorum? Saatimiz uyuşmadı aslında. Kaç kere aradım. Evet, kısmet şimdiymiş. Evet. Bir şey yok. İçinde bir ark var, ark jeneratörü var. O ark jeneratöründe yıldırım içinden geçirerek medikal oksijen, ozon gazı elde ediyor. Onun da konsantrasyonunu biliyoruz. Hastada bir tedavi dozumuz var, bir tedavi konsantrasyonumuz var. O dozda hastalarımıza veriyoruz. Yarım dakika, bir dakika olacak şekilde karıştırıyoruz. Zaten bir difüzyon yöntemi bu, ozmotik difüzyon yöntemiyle plazmada çözündüğü kadarına gönderiyoruz. O da bizim için yeterli. Pırıl pırılım, ozonumu da aldım, gayet sıhhatliyim. Ne yapacağız şimdi tabii? Boş durmak yok. Çok önemli bir yere gidiyoruz. Ben bu akşam ödül alacağım. Hem de çok kıymetli bir ödül. Yaşayan Efsane Onur Ödülü.
nesillere eşlik etti. Unutulmaz oldu, ölümsüz oldu. Minik dere kadın oldu. Yüreği sanmaydı yere geldi. Ve bandıra bandıra yemenin de ne kadar tatlı bir şey olduğunu bize gösterdi. Ve pop müziğin yaşayan efsanesi olur ödülü. Yolca Emçilik efendim, alkışlar da sahneye geliyor. Ağzınıza bandırayım diye. Sözlerinize bandırayım, ağzınıza bandırayım. Az bile size, onların hepsi az bile. Çok teşekkür ederim, çok mersi. E tabi yani 42 yıl oldu, 42 yılın üstüne de yakışır da bana bu yaşayan efsane. Daha bu kadar buruk olmamayı tercih ederdim bu gece ama maalesef yaşananlardan dolayı en sonunda bir üzere biliyorsunuz uçak kazası bindi. Yani nasıl bir gündeyiz, şu yıl bir çabucak geçsin dememek için zor tutuyorum kendim ama güzel başladı en azından. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Geceye yemeği geçen, bu geceyi hazırlayan, üstelik sosyal sorunlardan yönelik yorumcu, o daha da mutluluk verici. Çok teşekkür ediyorum beni başlamak için. Herkes için yapmak istediğin şeyi yapacağım sana. Çok teşekkür ederim. Şarkınla baş başa bırakalım mı sen? Bırakın, tamam. Şimdi bandıra bandıra diyecek evet. Sevgili yorumcu. Alkışlarla! Pandora'da yemeği hiç doyamazdım.